Evet, tatlılarımız geldi. Buyurun Kadir Bey. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederiz. Afiyet şekeri olsun. Buyurun. Tatlıda biraz bonkör davranmışız. Hangi konuda bonkör? 3 tane olmuş biraz. İma mıydı bu yoksa ciddi anlamda mı söylüyorsunuz Filiz Hanım? Genelde arkadaşımız zaten eli bol kıymalardan belli olmuyor mu? Buyurun Gülşen Hanım. Teşekkür ederim. Buyurun. Hiç etme. Çok hiç teşekkür ederim. Etme, teşekkür afiyet ederim. Olsun. İçinden içinden. Afiyet olsun efendim. Buyurun. Gülşen Hanım beğendiniz mi profiterolü? Beğendim evet. Çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kat kat olmuş. Çok güzel. Tadı, lezzeti. Çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çikolatası. Sosu, her şey yerinde. Her şey, her şeyi çok güzel. Hepsi yerinde. Çok güzel. Biraz çok böyle tatlı olmuş ama. Çikolata var ya üstünde. Evet. Tatlı ben da fazla, ondan. Beğendiysen devam et. Ye yani. Tatlıyı sevmediğim için çok. Yoksa her şeyi çok güzel. Hayır, yerinde kat kat. Şeker kreması. Oranı mı fazla olmuş size yok, göre? Yok çikolatasında sadece. Normalde dışarıda yediğinde böyle bir tane falan mı yiyorsun? 2-3 tane yemiyor musun toplarından? Yemem. Tatlıyla fazla aram yok. Anladım. O yüzden. Peki, afiyet olsun. Yoksa çok güzel olmuş. Afiyet, eline sağlık. Olsun. Her şeyi yerinde. Filiz Hanım. Ben de beğendim. Ama çikolatasını siz mi yaptınız? Bu hazır bence. Pudding hazır mi? Sos değil. Barmeli usulü diyemiyorum kusura bakmayın. O usulden erittim yani. Hazır sos değil. Tabii çikolata erittim. Kendiniz yapsaydınız kakaoyla falan bence o şekerin de bastırırdı daha güzel olurdu. Ama hamurunuz çok güzel. Kıyakır yani olsun. Beklemesine rağmen o hamurla içini sosuyla yumuşamamış. Gayet güzel korumuşsunuz. Yumuşamaması mı gerekiyor? Evet yumuşamam. Hayır şu an güzel. Hamur gibi değil. Kıtır kıtır gayet anladım, güzel. Hayır yok. Şunu soruyorum. İçinin... Size göre yumuşamaması mı gerekiyor evet, zaten? Evet aynen. Peki afiyet olsun. Güley Hanım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bana şeker oranı biraz fazla geldi. Sanki üstündeki sosu hazır kavanozlarda satılan çikolata gibi geldi. Yok öyle değil. Benmari diyorsunuz ama o benmari tek başına dökülmedi tabii. İçinde herhangi kakao benzeri şeyler yan katmak maddeler istemedim. Koy. Katmak istemedim. O yüzden bu kadar tadı yoğun evet. oldu. Şekeri bastırırdı. Yani profiterolden çok fındıklı çikolatayı yiyormuş hissini verdi bana. Ama kabarması hamurunun güzel. Ama sos aşırı tatlı geldi bana. Hamurun güzelliğini o şeker biraz bastırmış. Yani normalde pastaneye gittiğinizde profiterol bu şekilde mi geliyor önünüze? Bitter çikolatayla yapılıyor. Hafif acımsı bir tadı olması lazım. Evet. Sizin bu basbayağı bir fındıklı direkt çikolata. Beğenmediniz mi, beğendiniz mi? Kusura direkt, bakmayın, beğenemedim. Yani aslı gibi değil. Normal evde... Aslında da emin olun. Davet sofrası için yapılacak. Gülşen aslında, Hanım beğendi ama Gülay Hanım. Meşakkatli bir ürün. Çok güzel olmuş. Evet. Fakat ölçüler, o çikolatanın eritilmesi... Orada yanlışlık evet. yapmışsınız. Çikolatayı yoksa hamurun bu kadar kabarması daha güzel, güzel bir şey. Ama. Peki bir şey diyeceğim Gülay Hanım. Gülşen Hanım beğendi ama siz diyorsunuz ki birkaç çikolata olmalıydı. Yok tabii ki olmalı. Yani profiterolün şey... özelliği o. Tabii. Siyah çok güzel olmuş. Bitter eline çikolata sağlık. Olmadan hayır, olmaz. Direkt bitter çikolatalar da olmaz. Çünkü kendisi acı bir şey olduğu için bununla ikisini de bitter çikolata yaparlar. Zaten benmari'de hanımefendi tek başına eritilip de üzerine dökülmüyor. Onun yine yanında yan katkı maddeleri koyulup kremayla falan mı açılıyor? Getiriliyor. Ondan sonra kullanıma açıyorsun. Yan katkı maddeler ismini de verirseniz kakaolu biz de bilebiliriz. Kakaolu. Evet. Bitlerin içe bir daha kakao mu koyuyorsunuz? Koyuluyor. Daha acı olmaz mı? Valla benim tarifimde koyuluyor. Neyle açıyorsunuz peki sadece kakao? Hayır canım mümkün süt değil. Koyuyorsun. Ha, süt. Süt koyuyorsun. Yumurtanın sarısıydı galiba. Ya sarısı ya beyazı. Onu da çırparak koyuyorsunuz. Ha. Ama bu şekilde... Sarısı ya da beyazı da var. Valla onun şey olmasın. Supanke da... tarifi gibi oldu ama bu biraz. Değil, bence değil. De. Yok bence bak de. Şey yapınca açarız gösteririz daha sonra. Peki, belki ama şu olay değil yani. Okay. Ya bunun içe kakao koyu katıp biraz karış şey yapar. Kakao oluyor yani. Eritirken evet kakao koysaydınız. Kakao var ya şimdi çikolata eritip içine saf kakao koyduğunuzda daha koyu ve acı bir kıvam oluyor. Kakao yanına kalkıp da bir tablet koymuyorsunuz ki. Koyduğun içine 25 hayır, gram 30 gram. Kakao böyle çok açıcı ve seyreltici bir şey değil ya amacını anlayamıyorum. Şekerini alırdı. Bu kadar tadını alırdı. Biraz acılık, acılık verirdi. Az süt ama tatlı değil mi? Hayır, şey de Gülay Hanım buraya yani. Çikolatanın tatlı içine kakao koyduğunu iddia ediyor. Karıştıracaktı, kaynatacaktın. Üstüne öyle bu tadı alırdı. Çok aşırı tatlı.
dediği gibi arkadaşın yani üstüne bir çikolata anladım. Dökmüşün peki. Gibi çok tatlı. Sevim Hanım son yorum sizde buyurun. Neşe Hanımcığım ellerinize sağlık. Hamuru çok güzel. İç kreması çok güzel. Evet. Ama tamam çikolatayı böyle yaptınız. Ama niye böyle bulamadınız? Sadece üzerine döktünüz böyle süs gibi. Profiterol derken ben böyle bolca çikolatalı, iyice yumuşamış. Ki, bence Hanım. Üzerine bolca dökülür ki servis tabağının bu olmaması bile gerekiyor. Aa, sen yumuşamasını mı istiyorsun? Ben yumuşamasını istiyorum. Filiz Hanım da sert böyle... kaldığı için tebrik etti az önce ev sahibini. Hayır Kadir Bey. Belki öyle seviyordur bilemeyeceğim ama bu bence... Bu ama şimdi seni benim sevmeme de ki orijinaline bakıyoruz. Orijinalinde öyle. Daha önce orijinal yemediniz Filiz Hanım. Yedim. Yumuşamış kaşıkla böyle alıp yenilebilir ama ben hamurunuza şimdi bayıldım. Bir şey söyleyeceğim. Kremasına bayıldım ama çikolatanız olmamış. Bir şey söyleyeceğim. Ben mesela benim oğlum bunu çok sever ve sık sık da yaparım. Hatta telefonlarda da görüyoruz. Hiçbir zaman profiterol bol çikolataya batırılmış bir şekilde asla sunulmuyor. Tam tersi bol çikolatalı. Bu şekilde tersi. Böyle bol çikolatalı oluyor. Sos olarak sarılıyor. Neşe Hanımcığım. Hayır altından ekmeği hani patuşur hamurunun da gözükmesi gerekiyor. O üstünden gezecek. Tabii ki gözüksün böyle. Ama ben çikolatayı görmeliyim. Yani bulanması lazım. Ben şunu kesince böyle asla bir kıtırtı görmek istemiyorum mesela. İyice yumuşamış çikolataya bulanmış bir şey görmek istiyorum. Bakın gerçekten lezzeti çok güzel ama çikolatası bence olmamış. Az mı diyorsunuz yani üstteki çikolatayı? Evet çok az. Ellerine çok sağlık. Az ama tatlı. Afiyet olsun. Çok az ama tatlı. Yani profiterol yorumları beni biraz şaşırttı açıkçası. Saklayamayacağım şimdi kendimi de. Yani az daha dişimi sıkıyorum. Zaten yüzüm de şişti sıka sıka. Yani az daha zorlasam daha önce hiç mi profiterol yemediniz demeye geleceğim neredeyse özellikle. Yok. Yani ne bileyim biraz profiterol dediğiniz böyle çikolata soslu olmaz mı? Bol evet. Bol çikolata. Lokma abi ben sanki çikolata serviste dökülmüş lokma yiyorum burada. Kaşığı da olacak. Her yerin kız evet evet demez. Sinan'da niye söylemiyorsun o zaman? Beğendi zaten sen biri diyor ki evet diyor bir de hak vereyim öldüreceğim kendimi. Beğendim ama hani komple her yerine çikolata sürülüyor, bulanıyor. Arkadaşlar profiterol hamurun dışı sert kalmaz. Dökülüyor. Çikolata sosuyla yumuşar. Filiz Hanım bilmiyorum daha önce hangi restoranda yedi ama. Yedim ama böyle yani hamur gibi de olmaz. Ya şöyle tamam hamur gibi olmaz ama böyle. Çikolatasını çekmeli içine. Poğaça yiyormuş gibi de kıtır kıtır da etmez. Olmaz. Şu an öyle mi Kadir Bey? Biraz sert. Evet öyle gibi. Evet. Yani o profiterolün tadını alamıyorsun biraz. Şimdi yorum yapıyorum tutamadım kendimi ama. Yani en azından buna biraz krema katıp seyreltebilirdin. Kakaoyu düşünmüyorum da. Bitter tabletin bitter. İçine hafif krema ile açabilirdin. Yani şöyle akmalıydı tabakta. Bu bildiğin ekmeğin üstünde çikolata sürmüşsün gibi duruyor. Lezzet kısmını ayrıca konuşacağım anladım. Ama evet, görünüm anladım. Ve sunumdan bahsediyorum şu anladım. Anda. Hanımların yorumlarına ben de şaşırdım açıkçası. Yarın inşallah daha güzel evet. Yorumlar bekliyorum sizden. Gülşen şaşırdım. Hanım yiyip yiyip de ondan sonra evet evet deme bana. Yani, ah Gülşen, vah Gülşen. Ben beğendim. Peki beğenmiş yani olabilirsin. Şey olarak... O zaman beğendiyse benim yorumuma katılma bari. Ben pardon. Ters eleştiri yapıyorum. Pardon. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. İlk gün heyecanını attın. Evet. Yemeklerinden de eminsin. Evet. Arkadaşlar işlerini yaptılar. Diyeyim. Şimdi puanlamaya gideceğiz. Bakalım kaç puan verecekler. Göreceğiz cuma günü hep birlikte. Neşe bu sofrayla birinci olamaz. Tamam. Gününü savdın artık rahatladın sen de. Yani bugünün stresi bir tık olsun gitmiş oldu gitti. Üzerimden. Neşe Hanım bugün sofrasından kalkarken hamarat biri olmadığını düşünüyorum. Çünkü el açması veya uğraştırıcı herhangi bir menüsü yoktu. Böyle söylemesi normal. Çünkü beni tanımıyor. Ama ben kendimi genel hayatımda gayet başarılı görüyorum. Gülşen Hanım için yine bir şey söyleyemeyeceğim ama bence Filiz Hanım yemekten gerçekten anlamıyor. Ama yine de tabii yarışma heyecanı devam şimdi ediyor. Şimdi bakalım puanlamadan sonra yarına stresli yarışmacısı kim olacak onu belirleyelim. Evet. Hazırsanız puanlamaya gidiyoruz. Haydi buyurun. Neşe Hanım'ın bugün etiyle tatlısını beğendim. Ona bugünkü puanım... 3. Neşe Hanım'ın bugün ana yemeğini beğendim. Tatlısının hamurunu beğendim. Salatasını beğendim. Çorbası... Biraz daha tuzu az olsaydı onu da beğenmiş olacaktım. O yüzden puanım Neşe Hanım'a 3. Neşe Hanım'ın yemeklerinde eti çok güzel pişmişti, beğendim. Profiterolün içerisinde kreması çok güzeldi, hamuru güzeldi ama sosunu asla beğenmedim. Çorbası ve diğer yemeklerinde yanmış, yetişmemiş yemekler olmadığı için Neşe Hanım'a puanım 3. Neşe hayatım sadece etinin pişmesini beğendim. O yüzden sana olan puanım veriyorum. 2. Evet bu
Ondan haydi verdik. Hadi bakalım, günahımızı attık üstümüzden. Yeşil hiç dönmüyor. Evet. Yeşil hiç dönmedi. Yeşil beklesin bakalım, kim acaba? Evet. Yeşil mi sevim diyorsunuz? Hayır. Yarın için mi? Evet. Peki heveslisiniz. Hadi bakalım. Yarının yarışmacısı Filiz Hanım oluyor efendi. Filiz Hanım da günden razı. Evet, Antep'ten gelen yarışmacımız iddialı, kendisine evet güveniyor. Evet. Hazır mısınız? Yarın soframa bekliyorum. Hazırım. Hadi bakalım İnşallah. Göreceğiz. İnşallah. Antep lezzetleri mi olacak yoksa kolay şeyler mi seçmiş? İddiasının altını doldurabilecek mi? Bilemiyorum. Bizi yarın nasıl göreceğiz. Karşılayacak? Sıcak bir ev sahibi olacak mı? Evet. Biz de yarın göreceğiz. Göreceğiz. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.